Ve devam ediyor sevgili izleyiciler. Ankara'ya gideceğiz. Memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifi belli oldu. Hükümet 2024 için teklifleri birer puan artırırken 2025 yılı için değişikliğe gitmedi. Teklifin gözden geçirilmesini talep eden MemurSen 81 ilde eş zamanlı protesto kararı aldı. Ve muhabir arkadaşımız Buse Gençtürk, İşte bu protesto kararını alan çalışanlarla bir arada bir açıklama da yapılacak gibi bilgi aldık ama ayrıntıları tabii ki Buse'den alacağız. Buse, söz sende. Yaprak Arıkay Yıldız, memur sen şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde işte o protesto kararı nedeniyle aslında birazdan bir açıklama yapacak. Biz o aslında açıklamayı yerinde takip ediyoruz. Peki ne olmuştu, hemen ayrıntılarına bakalım. Dün hükümet ikinci teklifini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamayı yapmıştı. Bir yandan da kameraman arkadaşım Atilla Usu sizlere o görüntüleri getiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan MemurSen üçüncü kez bir araya gelmişti. İşte şu dakikalarda da açıklama yapılacak. MemurSen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öyrek açıklamayı yapacak. Biz de açıklamayı yerine takip ediyoruz. Tabii hükümetin teklifinde 2024 için %25, 2025'te ise %11 zam teklif edilmişti. Önceki teklife göre zam oranı %2 artırılmış oldu. MemurSen'in talebi ise ilk 2024 için %70, 2025 için ise %40 oranında bir zam talebiydi. Dün iki tarafta masada uzlaşamadı. MemurSen bu teklifin yeterli olmadığını ifade etti. Bu nedenle de aslında bir protesto kararı aldıklarını ifade etti. Dün sosyal medyadan duymuşlardı bu kararı ve 81 ilde eş zamanlı olarak bu protesto yapılacak. Şimdi tabii bundan sonraki süreç aslında toplu sözleşme görüşmelerinde 22 Ağustos'a işaret ediyor. Yeni teklif masaya gelecek. Hükümetin yeni teklifi ve taraflar bu tarihte de anlaşamazsa eğer kamu görevlileri hakem kuruluna başvurulacak ve bu aşamada da kurul en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak. Tabi bugün aslında pankartlara da dikkat çekmek istiyorum. Ücret skalasına adalet istiyoruz. Her şey zam değil, maaşa zam yazılı pankartlarda yer alıyor. Zam mı, enflasyon değil, masa belirlesin ifadeleri. Dün de MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın aslında masada bir çözüm olduğuna dikkat çekmişti. Bu nedenle de aslında bugün burada yer alan, bu eylemde yer alan pankartlarda işte o talepleri de duyurması açısından önemli. Üçer aylık teklif istiyoruz, yine pankartını görüyoruz. MemurSen'in diğer talebi de üçer aylık zamlar halinde teklif sunulmasıydı. Tabii bu açıdan da bugün aslında 81 ilde memurlar sesini duyurmak için meydanlarda bir araya geldi. Ankara'da adreste Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önü, yine Refah Payı da memurların talepleri arasında. Refah Payı içeren gerçekte bir teklif bekliyoruz pankartıyla. Şu an meydandalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeler. Tabii biz de bu eylemi, basın açıklamasını yakından takip ediyoruz. Bir diğer eleştirisi ise MemurSen'in kira desteğine hiç yer verilmemiş olmasıydı. Teklifte şimdiye kadar masada kira desteğini hiç duymadık dediler. Bir diğer talepleri ise bayram ikramiyesi olmuştu. Yine memura yapılan seyyanen zamın emekliye de yansıması memurların talepleri arasındaydı. Bundan sonraki süreç artık 22 Ağustos. Ama memurlar tabii masada uzlaşmayı istiyor. Hakem kuruluna, hakem heyetine gitmeden masada çözümün bulunması için aslında buradaki görüşmeleri işaret ediyorlar iki taraf için de. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.